Şimdi YouTube'da, şurada, burada hayvanlarla ilgili birçok video izliyoruz. Görsel paylaşılıyor. Bunlar bazen eğlenceli gibi görünüyor ama son derece yakışıksız. Şimdi tasmalı bir tane kedi var ve sokak hayvanları tarafından sürekli saldırıya uğruyor. Kısırlaştırılmadığı için evet kedileri sahiplenelim, koruyalım onları süsleyelim. Ama tasma takmaktan daha önemlisi onları kısırlaştırmak ya da dışarıya çıkartmamak. Yani burada küçük dişi kediler var. Belediyenin veterineri olmadığı için ben götürüp kısırlaştıramıyorum. Bunlar da kısır değil. Çünkü kısırlaştırılmış olsaydı erkek kediler saldırmazdı. O hormonları üretmediği için Erkek kediler müdahale etmiyor. Şimdi şu daha dün geldi ve ben çok üzülüyordum. Yani hiç param olmamasına rağmen gidip ilaç alayım, antibiyotik alayım, fıs alayım diyordum. Şu yeni geldi mesela çok hastalıklıydı, zayıftı. Onun için de çok üzüldüm. Böyle özellikle protein ağırlıklı besledim. Ama şimdi dişi kedilere saldırıyorlar. Açıkçası böyle bir sinirlendim yani. Tabii ki bu hayvanlar dünyası. Bu da onların bir gerçekliği. Ama kent hayatında bunu öğrenmemiz gerekiyor. Eğer kedimiz dişi ise ve kısırlaştırılmadıysa sokağa bırakmayacağız. Onun iyiliği için. Ya zavallı hayvan sabahtan beri kaçıyor. Erkek kediler saldırıyor. Yani bu hoş değil. Eğer bu kedinin sahibi varsa görüyorsa muhakkak görüyordur. Yani lütfen evi çevirin, kumunu koyun ve dışarıya çıkartmayın. Yani kediler köpekler gibi değil. Köpeklerin egzersiz yapması gerekiyor. Şart. Ama kediler öyle değil. Sanırım evin içinde hayatlarını idame edebiliyorlar. Beslenmelerine dikkat ettikten sonra. Yazık yani. Mesela şu aşağıda bekleyen kedi. Şu sandalyede yatan kedi bu işte yine kulübenin içindeki kedi. Bunlar kaç gündür saldırıya uğruyorlar. Erkek kedileri kısırlaştırmak çok kolay. Yani operasyon olarak iyileşme süreçlerinin kısa olması sebebiyle. Ama tüm bunlar için veteriner hekim gözetiminde kısırlaştırma operasyonu olması ve iyi şartlarda Rehabilite süresini geçirmesi gerekiyor. Ee, ülkemizde belediyeler hala ücretsiz kısırlaştırma yapmıyor. Halen barınak yok. Yani nasıl olacak bu? Açıkçası üzülüyorum. Evet kedi yavruları çok güzel. Kedi yavrularını seviyoruz. Ama bu kediler yani doğacak olan yavru kediler her türlü tehlikeye açık. Burası e, ana yol gibi. Aslında tam ana yol değil ara yol ama çok yoğun trafik var. İnsan sayısından daha fazla araç var. Motorlu araç, araba neredeyse her evde iki araba, iki bisiklet, iki motosiklet var. Alım gücü buna olanak veriyorsa insanlar alıyor. Yani kimseyi kısıtlayamayız. Ama hayvanların yaşam alanları daralıyor ve her geçen gün acı çekiyorlar. İşte bizim gibi böyle hayvanseverlere rastlıyor. Ya hasta oluyorlar sokakta ya başlarına bir şey geliyor ve durduk yere masraf yani. En güzeli kısırlaştırmak ve onların sayılarını kontrol altına almak. Şimdi bu iki dişi kedi dışarı çıkmamış olsaydı ve çok fazla yağmur yağıyor. Hani bu havada niye sahipleri bunları dışarı bırakıyor onu da anlamıyorum. Bunlar sokak kedisi. Şu yavrucak doğduğundan beri burada. Ama bunlar bakımlı ve tasmalı. Yazık günah yani. Bırakmayın dışarı. Yani çok güzel bir şey. Tasma takmak sahiplendiğini gösteriyor. Ama sahiplenilmiyor. Bu yağmurda evlerine de giremezler Burada da sürekli erkek kediler saldırıyor. Zavallılar yani. Sen benim kızıma mı saldırıyorsun? Hı? Yani yazık günah ikisi de tasmalı. İkisi de dişi. Lütfen bu kedileri alın eve ve dışarı çıkartmayın. Yazık günah. Kız sen sesimi duydun gene mi geldin? Ha? Nereden geldin?